ilki yaparak görev önlemimizi giyerek bizi onurlandıran Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş, bu yeri vatandan biliyor, size de mangalı bir yürek kalmış başkanım. Önerisini toplayabilmek bunu en kısa zamanda yapabiliyor. O yüzden bunu değerlendirmenizi
kendisi öz olarak bir şey açan, biz de elimizden geldiğince sonuna kadar olan toplantılara devam edeceğiz. Türk gibi direnmek, Türk gibi açık sözlü konuşmak, Türkiye siyasetinde bu yeni bir şey. Bana sorarsanız bu her şey değil ama önemli bir başlangıç olması. Bakın birkaç tane şey hatırlatacağım size. Bir tanesi sonraki mahallen işçilerinin direnişi vardı. Arkadaşlar alanda direniyorlardı. Resmen bu mecliste bile, bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en işlevsiz, en patron dostu meclisinde bile Somalı mahallenci arkadaşlarının direnişi sonucunda ve bizim o direnişin meclisin içine taşınmamız sonucunda küçük de olsa bir kanun yazdık. Yani ben 4,5 milyon milletvekiliyim. Tek işçi lehine diyebileceğimiz kanunu düzenledim. O da kısmendir, onu söyleyeyim. Yani işçi 100 hak etmişti, bunlar 80 vermişlerdi ama gene de işçiler bir şey kopartıp aldılar direndiklerinde. Bunun dışında bakalım birkaç şey hatırlatacağım. Bir tanesi, bunu bilmenizi istiyorum. Enes Karak isimli bir kardeşim Elazığ'dan bir tarikat yurduna kalıp da canına kıydı. Hiç unutmuyorum, pazartesi akşamı haber sosyal medyaya düşündü. Salı günü grup toplantıları var arkadaşlar. Biz de o grup toplantıları bittikten sonra her salı düzenli 2,5 basın toplantısı yapıyoruz. Saat 2 oldu, tüm partilerin grup toplantıları bitti. Daha Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse ama hiç kimse Enes Karak'ın katliamlayacağı olan o cinayetle söz etmemişti. Ben tanıyamadım. Hepiniz yaşamışsınızdır. Bazen sosyal medyada böyle bir takım haberler çıkar. Acaba doğru mudur, yanlış mıdır diye düşünürsünüz. Niye kimse ilgilenmiyor falan diye düşünürsünüz. Neyse gazeteci arkadaşları aradım. En azından bir gazeteci, yerel bir gazetecinin telefonunu buldum. Dedim ki kardeşim bak bu çok önemli bir olay. Gencecik bir çocuk hayatına kıymış. Yani bir tane mecliste siyasi bir dile getirmiyor. Ben şüpheye düştüm. Bu olay gerçek. Yani eğer gerçekse herkesin isyan etmesi lazım. Niye kimse isyan etmiyor? Vallahi başkanım dedi, olay gerçek, niye kimse ilgilenmiyor, ben de onu anlamadım dedi. Ben hiç tereddüt ettim, o teyit aldıktan sonra saat 2.30'da çıktım. Bu tarikat cinayetlerine ilişkin ilk basın toplantısını yaptım. Ve bir gün sonra, iki gün sonra artık Türkiye'de herkes bunu konuşmaya başladı. Tabii bunu net söylüyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin farkı böyle bir şey. Niye arkadaşlar? Çünkü herkes, iktidarıyla muhalefetli herkes bu tarikatlardan, cemaatlerden bir şey yok kardeşim. Bunları karşımıza almıyor. Bunlara rakipmişiz gibi gözükmüyor. Bunların çok oyu var, bunların çok parası var, bunların çok imkanı var. Yani sanki bu memleket 15 Temmuz'u yaşamamış gibi, sanki bu memleket Fethullah Gülen cemaatinin devletin her yerine sızarak devleti ele geçirmesini en ağır biçimde yaşamamış gibi, o tarikat kötüydü, o cemaat kötüydü ama bir tarikat cemaat bize oy veriyorsa, bizdense iyidir gibi bir anlayış gelişiyor. Biz buraya kırmızı çizmişiz arkadaşlar. Bakın, bizim hiç kimsenin diniyle, dini inancıyla, inanmasıyla, inanmamasıyla, hangi dine inanmasıyla hiçbir de bir problemimiz yok. Ama dincilerin, halkın dini duygularını kullananların siyaseti belirlemesine kesin olarak izin vermeyeceğiz. O yüzden şunu söylüyoruz. Biz herhangi bir tarikatın, herhangi bir cemaatin bir müridin oyunu istemiyoruz. Biz özgür yurttaşların oyunu istiyoruz. Kim kendi omuzlarının üstünde kendi aklı kafasını taşıyorsa, kim kendi aklıyla düşünüyorsa biz onun oyuna talibiz, onun desteğine talibiz. Biz öyle ağanın emriyle, şeyhin emriyle, şirin emriyle verdiğim oyunların gerçek değeri olmadığı kanaatindeyiz ve net bir formülümüz var. Çünkü Türkiye'de siyaseti dini ve paranın egemen olduğu bir siyaset, halka yabancı bir siyasettir. Üçüncüsü, çok yakın zamanda oldu arkadaşlar. Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki, seçimler 14 Mayıs'ta olacak, ben de aday olacağım. O gün, parti sözcümüz ve partimizin hukukçu kimliği yazanlar, isimlerinden birisi, sevgili Seren, çıktı dedi ki, kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Ama nihayetinde bugün, galiba bütün muhalefet bu biçimde Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemeye başladı. Peki neden arkadaşlar? Şimdi bağlayacağım şimdi. Bak, bu söylediklerini biz çok akıllı olduğumuz için mi? Ya da başkalarının göremediği bir şeylerin görebilen derin gözlerimiz olduğu için mi? Niye önce Türkiye İşçi Partisi'nin alanlarını şey yapıyor? İşte bu halk toplantıları sayesinde. Bu halk toplantıları sayesinde. Yani yurttaşın gerçek duygusu, gerçek düşüncesi, gerçek anlayışı neymiş? Onu dinliyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz onu meclis kürsüsünde yurttaşın cümleleriyle söylüyoruz. Yani halkın aklındakini, halkın yüreğindekini çıkıp söylediğiniz zaman
bu halkta bir karşılık buluyor, bu geniş kesimlerde bir karşılık buluyor. Bizim hani siyasette böyle insanlar tercih etmezler ama biz söylüyoruz inşallah herkes faydalanır bunlar diye. Bizim sırrımız bu diyorlar. Şimdi buna devam etmek istiyoruz ama bu Türkiye siyasetinde her şeyi değiştirebilecek bir hikayedir. Eğer biz bunu daha güçlü yaparsak, biz bunu daha etkili yaparsak emin olun bütün Türkiye siyaseti yeniden kurulabilecek. Bunun dışında Türkiye kurtuluşlar için bir yol bulamayız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasını çok istiyoruz. Aday olsun, aday olsun onu sadece sandığa gömmeyelim, tarihi çöpünde de görelim istiyoruz. Adım gibi eminim ben. 12 Eylül Anayasası'ndan sonra memleketteki bütün sağlıklar Tayyip Erdoğan'da gitti, tıkıştı, işlerine Anayasası'na evet oy verdi. Bütün imkanlar elinde değil mi? Oy kullandığı sandık belli. Adam çıkartabilirdi. Bak ben 12 Eylül Anayasası'na hayır dedim. Diyebilirdi, diyemiyor. Bu anayasa 12 Eylülcülerin anayasası. Bu anayasa Tayyip Erdoğan'ın dünya iktidar olsun diye yapılmış. Yani tarikatların ve sermayenin önünü nasıl açarız diye yapılmış bir anayasa. Ama bu anayasayı en çok değiştirmeye çalışan bizler bile bu anayasaya uymak zorundayız. Madem bu anayasaya yürürlük diye bak. Her yerde söylüyorum. Ben bu anayasayı değiştirmek istiyorum. Biz bu anayasayı değiştirmek istiyoruz. Ama anayasa hükümleri bizi bağlıyor. Kusura bakma kardeşim. Beni ne kadar bağlıyorsa Tayyip Erdoğan o kadar bağlıyor. Ben ne kadar olursa bu kadar bağlıyorum. Anayasa ne diyor? Bir kişi iki kere, en fazla iki kere Cumhurbaşkanı aday olabilir. Ha diyor, üçüncüyü olacaksa kendisi karar verdiğinde olamaz diyor. Meclis karar verirse olabilir. Türkiye'de siyaset için değil. Yani yüksek seçim kurulu Tayyip Erdoğan istediği kararı alır mı? Alır. Ama bu yasaya aykırı, anayasaya aykırı bir karar olur. Bu kararı alanlar da suç işler. Ben de bunu bugünden söylüyorum. Ey YSK üyeleri, ey Anayasa Mahkemesi üyeleri, bak bugün iktidar sizden diye, onları kafanıza göre, nasıl olsa kimse bize bir şey yapmaz diye, yasalara aykırı, anayasaya aykırı kararlar alırsınız. Yarın öbür gün iktidarlar değişir, bu memlekette bağımsızlık sistemi işlemeye başlar, o zaman bugün işlediğiniz suçların cezasından çekmek zorunda kalırsınız. Ha demedi demeyin, biz bunları en baştan söyleyelim. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki dönem, bizim açımızdan, gözümüzün içine baka baka hukuksuzluk yapmalarına engel olmamız gereken bir dönemdir bir. Sonra kadar bu işi göreceğiz. İkincisi bu bütün bir tablomuzda şunu gösteriyor. Esas sizinle paylaşmak istediğim şey bu tablomuzda şunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir. Cumhur İttifakı artık ülkede azınlıktır. Yani biz artık Türkiye'nin kurtuluşu için gün sayıyoruz. Bakın Emek ve Özgürlük İttifakı ilan edildiği gün İstanbul'da söyledim. Hepinizden rica ediyorum. Hani akşam böyle uyurken günün hesabını yaparsınız ya, bugün ne yaptım, yarın ne yapacağım planlarsınız. Tabii ki işimizi düşüneceğiz, eşimizi düşüneceğiz, çocuğumuzu düşüneceğiz, ailemizi düşüneceğiz. Ama lütfen hepimiz de şunu düşünün. Tayyip Erdoğan'ı gönderiyoruz ve bütün devlet dairelerini aslında çok Tayyip Erdoğan resimlerini teker teker duvarlardan indiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, bunun için önümüzde 104 gün kalmış. Onların söylediği tarihte bu seçimde. En fazla 104 gün sonra biz hep beraber mutlaşacağız. Dolayısıyla biz bir, Türkiye İşçi Partisi olarak bütün varlığımızla, yoğunluğumuzla, bütün gücümüzle, enerjimizle, birikimimizle, elimizden de gelen ne varsa elimizden gelenin çok fazlasını yaparak Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtulması için, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, bu hükümet sisteminden kurtulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bir kez de konuşalım. Sizlere bu söz veriyorum. Ne fedakarlık gerekiyorsa o, ne sorumluluk gerekiyorsa o, Türkiye Erdoğan'dan kurtulacak.